Tarihi olarak biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Biz Osmanlı'da ilk kağıdın yapıldığı tarihe gittiğimiz zaman matbaaya gitmemiz gerekiyor. Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika. O dönemde matbaayı kurduktan sonra tabii kağıt kurma gereksinimi de, kağıt yapma gereksinimi de duyuyorlar. Dışarıdan almak yerine kendi kağıdımızı yapalım ve kitapları, basacağımız şeyleri bunun üzerine basalım diye karar kılınıyor ve padişahın fermanıyla belli bir de ödenek ayrılaraktan atölye kurulmasına karar veriyor. Birçok yerde denemeler yapılıyor. İstanbul, Beykoz'da, İzmir'de, Bursa'da. Fakat tarihi olarak araştırıldığında belgelerin en net olarak belirgin olan şeyi Yalova'da. Yalova'nın Elmalı köyünde İbrahim Müteferrika 1745'te Kağıthane Yalakabat isminde bir kağıthane kuruyor. Fakat çok kısa süre devam edebiliyor. Çok uzun devam etmiyor. Zaten İbrahim Müteferrika belli bir süre sonra da ahirete intikal ediyor. Yaşamı sonlanıyor. Ustalar devam ettiriyor ama çok uzun sürmüyor. 200 yıla yakındır, 2012 yılına kadar 200 yıla yakındır kağıt üretimi yapılmıyordu Türkiye'de. Şimdi kağıdın önemi şöyle söyleyeyim. Bu el yapımı kağıt neden önemli? Fabrikasyon birçok kağıt varken el yapımı neden önemli? Şundan dolayı önemli. Bir geleneksel sanatımızdır el yapımı, Türk kağıdı, Osmanlı kağıdı. Fabrikasyon kağıtlarının ömürleri 100 ile 200 yıl. Fakat bu sanatsal bir kağıt ve sanatlarda, el sanatlarında kullanılıyor. Türk İslam sanatlarında kullanılıyor. Hat, ebru, katı, minyatür gibi sanatlarda kullanılıyor. Teslip gibi minyatür sanatlarda kullanılıyor. Bu sanatlarda sanatçılar gelecek yüzyıllara eser bırakabilmesi için kullandıkları materyallerin, malzemelerin ömürlerinin uzun olması lazım. El yapımı kağıdın ömrü de eğer herhangi bir katkı maddesi olmazsa 800 ile 1000 yıl arasında değişmektedir. 2200 yıl boyunca da geleneksel Türk sanatlarımız Türk kağıdına yapılamadı. Sanatçılarımız bu yönden muzdariptiler. Türk İslam sanatları yapıyoruz, Türk sanatları yapıyoruz fakat Türk kağıdına yapamıyoruz. Çin kağıdına, Nepal kağıdına, Hindistan kağıdına vesaire ülkelerin kağıtlarını yapıyoruz. 2012 yılında tekrardan bir girişimde bulundu. Yalova Belediye sayesinde böyle bir girişim bulundu ve Aytekin Vural aynı zamanda kadim dostumdur. Onunla birlikte bu işler başlatıldı. Hem öğrencisi hem talebesi olduk. Daha sonra kendi özel atölyemizi kuraraktan gelişmeler başladı. 2012 yılından itibaren de özel kağıthane bünyesinde bu işi geliştirdik. Temel yöntemi şöyle söyleyeyim. Hani tarihi olarak da belgelerle de ispatlanmış bir durumda. Osmanlı birçok türde yapmış ama en belirgin olarak dut ağacının dış dallarından, ketenden, paçavradan ve pamuktan kağıt yapmış. Yapım aşamalarını şimdi sırayla ben göstereyim size. Dut ağacından başlayalım. Şimdi Bursa İpek Böcekçiliği ile İpek'te meşhur bir ilimiz. Orada İpek Böcekçiliği yapılırken dalların yeşil yaprakları böceğe yedirilirken dış tarafları da atılmamış. Osmanlı oradan getirip Yalova'da değerlendirmiş bunları. Dış taraflar soyulup kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra tokmaklar yardımıyla o dönemde tabi değirmen yöntemi olduğu için dövdürmüşler onları büyük tokmaklara dövdürerekten lifleri haline getirmiş. Şimdi şurada örnek olarak göstereyim. Lif haline dövdüre lif haline geliyor. Daha sonra bildiğimiz içme suyuna karıştırıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece dış dallar suya bırakıyoruz. Sonra elekler yardımıyla daldırdığımız yerden çıkartıyoruz. Temel mantığı bu. Tabi ebatlar büyüyünce yöntemler de değişiyor. Dediğim gibi son 200 yıldır kağıt yapılmadığı için herhangi bir hocası falan kalmadı. Biz burada büyük sıkıntı yaşadık. Hoca yok, gideceğimiz hiçbir yer yok. Evet, dünyada belki 700-800 yıllık atölyeler var ama bize ait değil. Yöntemler, kendilerine ait yöntemler. Sadece eski kaynaklara baktım bir yere kadar gidebildik. Bize büyük ebatlar gerekiyor. 35-50 yetmiyor, 50-70 yetmiyor. Sanatçılar daha büyük ebatlar. 80'e 110, 70'e 150 boyunda ya da 1 metre 2 metre boyutlarında. Bunu da Allah'a şükürler olsun gerçekleştirdik. Sadece bir yöntemi geliştirmek için 6 ay aralıksız çalıştığımız oldu. Şimdi bu elekten çektiğimiz hamuru bezlere yatırıyoruz. Osmanlı döneminde bunlar keçelere yatırılmış. Çekildiği zaman bu da kurumaya gider. Kurumadan sonra da kullanılacağı sanat alanına göre de bunlar değerlendirilir. Üzerine ebru yapacaksa ne işlem yapacağını onun ustası bilir. Hat yapacaksa aharlama mı yapacak?
nişasta harım, yumurta harım yapacak. Onu ustası bilir. Türk İslam sanatları uğraşan ustalarımız çok heyecanlandılar. Yani yüzyıllardır Türk İslam sanatları Türkiye adına yapılamıyor. Acı bir şey. Belki Kur'an-ı Kerim'de birçok eserler, dini eserler belki Çin kağıdına, belki bir Nepal kağıdına yapıldı. Niye bir kendi kağıdımızda yapılmıyor? Hayıflanıyorlardı. Tabii güzel dönüşümler oldu. Şu an itibariyle ilk günlere göre biraz daha az olsa da bilinir olanlığımız yüksek. Talep de var şu an itibariyle. Evet, iki takım da oklarını aldı. Çocuk ilk adımını attı, görüldüğü zaman ayakları bir kuzeyde bağlanırdı. Festival çok güzel. Geçen seneye de katıldım. Hiçbir şey satmıyoruz. Gösteriyoruz ve veriyoruz herkese. Dağıtıyoruz, yemek yapıyoruz. İşte bizim Sudan'daki yerel yemeğimizi gösteriyoruz. Dağıtıyoruz. Burada biraz sonra da bir akşam yemeği dağıtacağız. Yemekler hazır burada. İşte Sudan'dan, ya özellikle Sudan'daki mevcut olan kuru yemişlerimizi getirdik. Burada olmayan, Türkiye'de olmayan ve başka dünyada olmayan sıcak iklimden gelen işte söylüyorum şuradan. Onu lalop diyoruz. Bitti, herkes ikram ediyoruz. Herkes yiyor. Mide için çok faydalı bir şey. Oradaki dedelerimizi tavsiye ediyorlar. Midede sıkıntı olursa. İşte onu burada gungulez diyoruz. İşte şerbeti çok güzel. Şerbeti de dağıtıyoruz. Şerbetler var. O da hepsi kuru yemiş. Yani meyve. Arkadaşlar, bana da alır mısın bir tane Mükel abi? Sabah oldu bu gösteriş. Hola guys, thank you for the interview. No, I'd like to tell everybody like we show in Turkey our traditional sport. So this is coming from long time ago, like more than 50 years we play in Argentina. The Gauchos start play long time ago, no? So now after a few years the Gauchos play, we start playing with rules, so that's what we're doing at the moment. So and now we are here in Turkey to show Turkey, and also we coming to know about Kopar. So that's a very good experience for us, and to show everybody. And I can see the television and the different channels, and show to everybody
especially different countries, and so we having so much fun here at the moment. And we having so much fun in Turkey. We went to different places. This festival, they look after us very well. We having so much fun. They showing different people here, different culture, and we are very very happy to be here. And we had another few days, and we're going to see different places in Istanbul after Sunday, after the festival finish. So we're looking forward for that.